açıldı ve akademisyenler de dahil. Ege Üniversitesi yönetiminin öğrencilerine açtığı soruşturmalarla ilgili üniversite öğrencileri, velileri, milletvekilleri ve sendikalar ortak bir basın açıklaması düzenledi. Ege Üniversitesi'nde açılan soruşturmalara gerekçe olarak fidan dikmek, halay çekmek, forum yapmak gösterilirken onlarca üniversiteliye okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Basın açıklamasını okuyan Tuana Oğuz, Ege Üniversitesi'nde öğrencilere uygulanan baskının iç güvenlik yasasından ve üniversitelerde karakol kurma fikrinden bağımsız olmadığını belirtti. Bizler ailelerimizle buradayız. Kendisine karşı oluşacak hiçbir muhalefete tahammülü kalmayanlara karşı ve onun sivil polisiyle, özel güvenliğiyle, turnikesiyle, soruşturmasıyla yarattığı bütün baskı organlarına karşı direnmekten de, üniversitemizi savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Tüm bu baskılara rağmen üniversiteler akademisyeniyle, öğrencisiyle direnişi büyütmeye devam edecektir. Üniversite aklı, bilimi, doğayı, barışı savunmaktır. Bizleri baskı altına almaya çalışan Ege Üniversitesi yönetimine ve İzmir Emniyetine bir kez daha hatırlatıyoruz. Üniversite barıştır, üniversite biat etmez, üniversiteler direnmekten vazgeçmez. Eğitimsen Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı ve CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır birer açıklama yaparak öğrencilerin yanında olacakları mesajı verdi. Bir sorun yani hani biliyorsunuz yakın zamanda imzacı akademisyenlere yapılan şey de üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımıza, Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımıza yapılan şey aynı temelden besleniyor. Bu da üniversitelerin gittikçe fikir özgürlüğünün, düşüncesini açıklama özgürlüğünün, hatta hani o kadar yeni noktalara gelmiş durumdayız ki düşünceyi açıklama özgürlüğünü bir kenara bıraksanız düşünme özgürlüğünün bile olmadığı yerden haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi okudum az önceki adı, Ege Üniversitesi'nin koruma ve güvenlik şube müdürü. Gerçekten çok, ben 55 yaşındayım, böyle bir saçmalık gördüm. Yani bir kafe kapandı diye balon uçuran çocuklara, siz niye balon uçuruyorsunuz? Ne yapsalardı yani, bellerine silah alıp havaya mı ateş etselerdi?